Arkadaşlar, milli güvenliği ilgilendiren ihaleler dışındaki kamu mallarının satışı alenidir ve kamuya açıktır. Burada Kastamonu malını oldu bittiye getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. İşleneni suçtur. Satılan parsel bir kamu parseli alıp bu parselin izlenmesini engelleme hakkına kanunen emniyet ya da belediye sahip değildir. Biz kamu adına denetim ve şeffaflığı sağlamak üzere buradayız. Çünkü biliyoruz ki Kastamonu'nun malı yağmalanmak isteniyor. Biliyoruz ki Kastamonu'nun malı peşkeş çekilmek isteniyor. İhaleye girenler ve ihaleyi düzenleyenler eğer çekindikleri bir şey yoksa kamuoyunun denetiminde ihaleyi açık ve şeffaf yapmak zorundadır. Zaten ihale kapalı zarf usulüyle yapılıyor. Yanlıştır. Açık arttırma usulüyle yapılması gerekir. Diğer taraftan da bu tür şeyler isteyen tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına açık olması gerekir. Türkiye'nin anayasanın genel teamülleri budur. Şu anda Sayın Belediye Başkanı'nın yaptığı iş doğru değildir. Kanunları çiğnemektir. Kural tanımamazlıktır. Şeffaflık da değildir. Dolayısıyla belediye başkanını Kastamonulara şikayet ediyorum. Belediye başkanımızı Kastamonulara havale ediyorum. Malımız yağmalanıyor. Beytülmal'ın malı yağmalanıyor. Başkanı bildirim anayasa suç işleniyor. İyi yetkili gelsin belediyeden. Başka, buyurun. Başka ihale yapılıyor. Evet, yapılıyor. Milli güvenliği ilgilendiren konular dışındaki bütün ihaleler anayasamıza göre kamuya açıktır. İhaleyi izleme, takip etme hakkı sadece siyasi partiler değil, herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına da açık ve şeffaftır. İhale gizli yapılamaz. İhale şartları ilan edilmiştir. O şartlardaki hakemliği yapmak ihale kurulunun işidir. Gözlemek de bizim hakkımız. Buna engel olma hakkımız yok. Biz şeffaf olarak yine tekrar söylüyorum. O zaman biz girelim. Biz karar verelim. Şu anda başka müsaade anayasa suçu işleniyor. Anayasa suçu işleniyor. Anayasa suçu falan işlemiyor. Bakın İlla gireceksin diye bir kaide yok. İçeri gireceksin diye de bir kaide yok. O bizim hakkımız. Belki şu anda şeyi bozacaksın. İçerideki durumu bozacaksın. O zaman çıkarırsın. Belki şahibe karıştıracaksın. Neyse işte ihale izleme hakkına sahibiz. Sahip olabilirsiniz. Ama şu an itibariyle buna izin vermiyor. O izin verme hakkına anayasa var. Anayasayı anda, tanıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanıyorsanız. Kesinlikle izin vermiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanıyorsanız anayasanın üstünde değilsiniz. Bak, yasaların üstünde değilsiniz. Şu anda bunu yapmakla dahi şahibe var. Evet. Sayın Başkanımız bugüne kadar her zaman şeffaf olmuş. Defasın şeyi alsınlar. Hayır, şu anda siz, çünkü siz şu anda şahibe karıştırdınız. Olur mu? Şahibe sizin yerinizde olur. Hayır efendim. Şu anda siz şahibe karıştırdınız. Şahibeyi karıştırırsanız siz karıştırırsınız. Niye karıştıracağız? Çünkü yetkili olan sizsiniz. Siz yetki yok. Biz 240 dönüm alanı satmış olsaydık bugün ne belediyede bir tane borç. Satamazsınız. Orası millet var. Satarız biz. Zaten bunu biz kapsamını yardımcıyız ya. Bizden önceki dönemde satılmış eyvallah. Ama şu anda Hikmet Bey yanlış yapıyor. Başkanım öyle lütfen. Vallahi yanlış yapıyor. Siz aşağıya inin. Biz ondan sonra ben gereğini söyleyeyim. Biz buradayız. Başkan müsaade etmesin. Başkan yasaların üzerine değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaların üzerine değildir. Bizim başkanımız efendim ne derse olur. O kadar ne? Ha bizim başkanımız ne derse olur. Başkanımız ne derse olur. Başkan yardımcısı şahibeden bahsediyor. Şahi değil. Elinde yetkisi olanlar ortaya çıkıyor. Bizim elimizde herhangi bir yok. İhaleye çağrı, ihale düzenleme yetkisi kimdeyse, eğer var ise bir şahit onlar kalacak. Bunu yapacaktık. İhale başlamadan, başladık içeri girmeden. Sayın Başkanım, ihale başlamadan ben buradayım. Siz çağırmadınız. Müracaat ettim. Bir seyretmek için, dinlemek istiyorum demiş oldum. Sayın Başkanım, ihale başlamadan ben buradayım. İçeriye alınmadım. Şeffaf olur ihaleler. İhale başlamadan. Başlamadan önce buradayım. Başlamadan önce 15 yıl önce buradayım. Almadı arkadaşlarım. Tamam, yanlış peki. Tamam, sen 250'yi ver. Şu adam bütün milletin huzurunda. 250 milyonu. Söz ver o zaman. Söz veriyorum. Bu aslında teslim etsin belediye. Teslim etsin yok. Sen yok. Başkanım. Satacaksın. Üzerini yok. Başkanım, SFK'da mı? Hayır. Efendim. Benim örneğim eksenli peki. Sen 250 nakısı sayacaksın böyle. Bakın arkadaşlar. Oradan sana bakacağım. 50 bin metrekare konut ve ticaret alanı, kapalı inşaat alanı yapılacak. Parsel orası. Ya, İmar aracı 60'larla Kastamonu'da gördük 80 bin 90 bin metrekareye çıkacak. Alan tarafında.
metrekarenin satışını vurduğumuzda orası şu an şu haliyle hiçbir şey yapmasan hikmetli. Ya bu Galip Başkanlığı 31 Mart'tan önce öğrendim. Tasdımalı bu hesabı yaptı başkanım. Aynı hesaptan gidiyor. Müteahhitle şöyle yapardım, şöyle olur, şu kadar yer olur, %40 kalırılır dedi. Sadece Galip Başkan aynı hesabı yapsın 31 Mart'tan önce. Burada orası 250 milyon lira. Şu anda siyaset yapıyor. 250 milyon lira.